Umut Sarıkaya, İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin başkanlığını ve kuruculuğunu üstleniyorum. Türkiye'de ve uluslararası anlamda arenalarda 10 yıldır insani yardım anlamında gönüllü olarak çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum. İnsan İzi 22 Mart 2021 tarihinde kuruldu. Yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de ve ihtiyaç sahibi coğrafyalarda çalışmalarına devam ediyor. Peki neden kuruldu İnsan İzi? Aslında bu kadar sivil toplum kuruluşu var. İnsan İzi'nin farkı ne? Bunu isterseniz biraz konuşalım. İnsan İzi geleneksel insani yardımların yanında yeni ve kalkınma sürdürülebilir odaklı projeler üretmeyi hedefliyor. Bildiğiniz gibi genelde insani yardım denildiği zaman sadece gıda kolisi dağıtmak, su kuyusu açmak ilk akıllara geliyor, özellikle Afrika gibi coğrafyalarda. Fakat İnsan İzi ortaya koyduğu yeni modellerle beraber meslek öğretme, insan yetiştirme ve ülkelerdeki sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim doğa ekibimiz var, çocuk ekibimiz var, şifa masamız var, atölyelerimiz var, İstanbul'da ekiplerimiz var vesaire. Burada kişi kendi okuduğu üniversite bölümü veya kendi katılmak istediği birimlere göre bize bir tercihte bulunuyor. Biz de o tercihe göre hangi bölümde yer almak istiyorsa oraya match ediyoruz ve artık beraber çalışmaya başlıyoruz. Tabii İnsan İzi'nin en önemli farklarından bir tanesi dünyanın birçok coğrafyasından gönüllü başvuruları aldı. Özellikle deprem bölgesinde Arakan'dan, Bangladeş'ten, Dubai'den, Suriye'den birçok gönüllü, Afrika'dan birçok gönüllü İnsan İzi ile beraber deprem bölgesine gitme fırsatı oldu. Ben size bir anımı anlatayım. Davut diye Gine'den Türkiye'ye okumaya gelmiş bir kardeşimiz var ve deprem bölgesinde bana dedi ki abi benim ailemin beni Türkiye'de okutmaya imkanı yoktu. Ama ben Türkiye'ye vefa borcumu ödemek istiyordum fakat ne yapacağımı bilmiyordum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyorum ben dedi. Deprem bölgesine ilk günden itibaren geldi. Kimi zaman yemek dağıtıyor, kimi zaman gıda kolisi dağıtıyor, kimi zaman bulaşıkları yıkıyor Davut. Ve dedi ki biz Türkiye'ye vefa borcumuzu ancak böyle ödeyebilirdik. O yüzden tüm hem mülteciler olanlar, mülteci olanlar hem de Afrika'dan, dünyanın birçok coğrafyasından buraya gelen kardeşlerimiz de insan izi aracılığıyla burada gönüllülük çalışmalarına devam ediyorlar. Bu şehirleri yeniden ayağa kaldıracaksak insanlarla beraber kaldıracağız. Yapılar insanların barınmaları için çok kıymetli fakat gelecekleri ve hayalleri ellerinden çalınmış insanların yeniden bölgeye dönmelerini bizim sağlamamız gerekiyor. Bu da moral destek gruplarıyla, terapilerle gerçekleşecek. İnsan İzi'nin ortaya koyduğu Yaşam Çiçeği projesi uzun vadede binlerce kişiyi bu bölgeler, çünkü bildiğiniz gibi aynı zamanda kadim coğrafyalar. Yapıları inşa ederek sadece bu coğrafyaları ayağa kaldıramayız. Yapıları inşa ederken İnsanın da yeniden inşası için biz elimizden geleni bu uzun vadeli süreçte gerçekleştireceğiz. Burada PDR uzmanlarımız, psikologlarımız, bölgede çalışabilecek gönüllülerimizi İnsan İzi'ne davet ediyorum.